Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün 259. ayetinden devam ediyoruz. Bakara suresine devam ediyoruz inşallah. Videonun sonunda kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, sevdiklerinize tavsiye etmenizi istirham ediyorum. Tecvid bilmeyen kimse kalmasın. Herkes Kur'an-ı Kerim'i tecvidli öğrensin, tecvidli okusun. Her şeyin kendine göre usulü, kaidesi vardır. Yıllarca Kur'an-ı Kerim okuyoruz ama eksiklerimizi görmüyoruz. Görelim diye, hatalarımızı giderelim diye bu dersleri yapıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Devam eden kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hemen başlayalım. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tecvidli ve talimli okumaya çalıştım. Ev kellezî zelpel tek harf ve meti tabi bir elif çekiyor. Uzatma harflerinden met harflerinden y gelmiş. Ev kellezî merra. Ra kalın okunur. Çünkü üstün olduğu için. Hemen buradan ra harfinin hükmünü, durumunu okuyalım. Ra harfi kendisi veya evveli, üstün veya ötre olursa ra harfi kalın okunur. Ra harfi kendisi veya evveli, üstün veya ötre olursa ra harfi kalın okunur. Bakalım, hüver ra. Ra üstün olduğu için kalın okuyoruz. Öncesi de vav harfi üstün olduğu için de ra harfini kalın okuyoruz. Rul nesrullahi derken ra harfi ötre olduğu için kalın okuyoruz. Demek ki ra harfin kendisi veya evveli, üstün veya ötre olursa ra harfi kalın okunur. Ra harfi kendisi veya evveli esre olursa ra harfi ince okunur. Örnek, bil birri, kendisi esre, ri dedik. Kendi önceki harf de esre, bi. Bundan dolayı ra harfi ince okunur. Bil birri ve stavfirhü. Bakınız burada ra sakin ama kendinden önceki harf fe harfi esre, fi. Firhü. Demek ki ra sakin. Ra'dan önceki harf esre olursa ra harfi ince okunur. Ra harfinden önceki harf üstün ve ötre olursa ra harfi kalın okunur. Evet. Bu kuralı da hatırladıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Merra. Kalın okuduk ra harfini. Merra. Ale. A. Boğazdan geliyor. A. Lam bir elif çekiyor. Ale. Metni tabi. Gar yetin. Gar rafi yine kan okuduk. Ra sakin olsa, ra'dan önceki harf üstün olsa veya ötürer olsa ra harfi kan okunur. Gar yetiv ve hiye. Tenmin veya nun sakinden sonra. Tenmin neydi? İki üstün, iki esre, iki ötüreyi biz tenmin diyoruz. Veya nun sakinden sonra vav harfi gelince İdgamın ma'lumu ne olur? Tenmim ve nun sakinden sonra hangi harfler gelirse idgam ma'lumu ne olur? Hemen onu da gösterelim. Ye, mim, nun, vav. Yemnü harfleri. Kolay ezberlensin diye. Yemnü harfleri. Ye, mim, nun, vav. Tenmim ve nun sakinden sonra bu dört harf gelince idgam malumu ne olur? H
harf birbirine katılır ve tutulur. Şöyle ki gar yetiv ve hiye tiv ve hiye. Ne yaptım? Harfi birbirine kattım ve tuttum. Gar yetiv ve hiye haviyetün. Hı harfini çıkaralım ve bir elif uzatalım metni tabii. Hı harfini uzatın. Harimetten elif gelmiş. Uzatma harflerinden elif gelmiş. Sebebi gelmediği için, hemze gelmediği için bir elif uzatıyoruz. Ha viyetün. İki ötreden sonra ayın gelmiş. Biz biliyoruz ki tenmin ve nun sakinden sonra mutlaka bir tecvid kuralı oluyor. Burada tenmin ve nun sakinden sonra ayın gelmiş. Ayın hangi harflerdendi? İzhar harflerindendi. Altı harf. Elif, ha, hı, ayın, gayın, he. Bu harflerde tutmuyoruz. Şöyle ki haviye tün ale tün ale. Şöyle demiyoruz. Tün demiyoruz. O zaman ıhva olur, yanlış. Ayın harfinde ızhar olur, tutulmaz. Haviye tün ale uruşihe u ayın uru metti tabi. Uzatma harflerinden hangisi gelmiş? Vav gelmiş. Vav ince harflerde ü, kalın harflerde u diye uzatır. Uru u diye uzattık. Uru şihe. Gale metni tabi. Enne. Nun'da iki tane tecvid var. Bir, mislin malgunne. Şedde geldiği için tutuyoruz nun harfini. Bir de metni tabi olur. Bir elif uzatıyoruz. Üzerinde çekeri var. Enne. Enne. Yuh yi. Yi bir elif uzatma harflerinden hangisi gelmiş? Ya gelmiş. Bir elif i diye uzatıyoruz. Yuh yi. Hevihi. He metti tabi. Vihi. Pekala. Hillehu. Allah lafzını kalın mı okuyacağız? İnce mi okuyacağız? Niçin? İnce okuyacağız. Çünkü Allah lafzından önce hangi harf var? H harfi var. Harekesi esre. Allah lafzından önceki harfin harekesi esre olursa ince okunur. Üstün ve ötre olur ise kalın okunur. İnce okuyalım. Hevihillahu hillahu ba'de mevtihe. He met tabi. Feeme. Elif üstün e. Feeme tehullahu. Mimin uzatma harflerinden elif gelmiş. Sebemetten bir şey gelmediği için metni tabi olur. Bir elif uzatılır. Bir elif miktarı ne kadardı? Bir parmak kaldırılıp indirilinceye kadar geçen zamandı. Şöyle ki feeme me feeme tehullahu. Kalın okuduk çünkü önceki harf ötrehü. Mi'ete. Mi mesela mi. Burada okunmayan elif var. Etkisiz elif. Mi'ete. Hemzenin üstünü var. E. Mi'ete. Amin. Amin sümme. Tenvi ve nun sakinden sonra altı harften başka yani elif, ha, hı, ayn, gayn, he harfinden başka bir harf geldiği zaman ne yapıyorduk? Tutuyorduk. İhfa yapıyoruz. İhfa nasıl oluyor? Genizden gelen bir ses ile tutuyoruz. Şöyle ki amin, min, min diye tutuyoruz. Bir buçuk elif. Amin, sümme. Mimin üzerine şedde var. Misal malumunla tuttuk. Be'a Be'a fe peltekse fe dilimizin dişlerimizin ucuyla çıkarıyoruz. Be'a fe. Evet. Tığ dura var durduk. Gale kem lebifte. Pekala burada tığ dura var. Peltekse'nin cezmi var. Lebif. Te'de durmak istiyoruz. Böyle durumlarda
Birinci harf sakin olursa ikinci harfi sakin yapacağız şimdi. T harfini. O zaman sadece hangi harf olduğunu gösteriyoruz. Şöyle ki lebist, lebist. T harfinin çıktığı yeri gösteriyoruz. Gale kem lebist. Gale lebistü yevmen ev. İki üstten sonra yani teminden sonra elif gelmiş. Izhar olur tutmuyoruz. Yevmen ev. Yevmen ev ba'da. Ba'da. Ba demiyoruz da be. Ba'da. Vat. En kalın harfimiz. Ba. Yevmin. Burada da tı dura var. Nasıl durulur? Yevm diye durulur. Burası meddiliğindir. Tecvid kurallarından. Meddiliği şöyle olur. Vav ve ya harflerin üzerinde cezim olunca. Burada vav harfimizden cezim gelmiş. Vav'dan önceki harf üstün olunca. Ya'nın üstünü var. Mim harfini durmak istiyoruz. Tığ dura var. Şöyle durulur. Yevm. Uzatma vav harfinin üzerinde olur. Meddiliğin gibi. Yevm. Ev-be'bo. Yevm. Yevm. Gale. Bellebiste. Lebis. Peltekse. Lebiste. Mi'ete. Amin fe. Nun sakinden sonra veya teminden sonra fe harfi gelince ıhva olur. Tutulur. Amin fenzur. Yine nun sakinden sonra zı harfi gelince ıhva olur. Yani altı harften birisi gelmediği zaman ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Sadece altı harfi tutmuyoruz. O zaman o altı harfi ezberleyelim. Amin fenzur ile daamike daa aynı çeken elif var. Daamike ve şerabike ra kan okuyoruz ve metni tabi yapıyoruz. Çünkü okunmayan elif var. Ve şerabike affedersiniz. Geriden alalım. Bel lebiste peltekse lebiste miete amin fenzur. Teminden sonra fe, nun sakininden sonra zı geldi. Altı harften birisi gelmediği için ne yapıyoruz? İhfa yapıyoruz. Fenzur kalın okuyoruz. Ra sakin. Ra'dan önceki harf ötürü olunca ra kalın okunur. Fenzur ile daamike ameti tabi daamike ve şerabike rakanın bir elif uzatıyoruz metri tabi ve şerabike lem yetesenne nun üzerinde şedde var misil malibu ne olur ve tutulur lem yetesenne yetesenne venzur. Nun sakin sonra zı harfi geldiğinde yine ıhva olur. Ama genizden gelen bir ses ile tutuyoruz. Venzur ile met tabi himerike hi ha harfi ince ve kalın okunur. İnce ve kalın arası bir ses okunur. Hi himerike ra esre ri'dir. Rı değildir. Himerike ve li nec'aleke cim harfinin üzerine cezim gelince galgale olur. Ve li nec'aleke nec'aleke meti tabi çeker var. Asar var üzerinde. Yetellinnesi telli tenmin iki üstün iki esre iki ötre veya nun sakinden sonra lam veya ra harfi gelince idgamı bilavun ne olur? Harf birbirine katılır ama tutulmaz. Lam ve ra harflerini unutmayalım. İdgam maalugunne de dört harfte tutulur. İdgam bilavun de tutulmaz. Maalugunne bilavun farkı burada.
E-yetelli. Bakınız harfi birbirine katıyorum. E-yetelli. Telli. Tutmuyorum. Linnâsi. Nun üzerinde şedde var. Misyen malikunne. Ve uzatma elifi gelmiş. Bir elif uzatıyoruz. Metri tabii. Linnâsi. Ve-nzur. Nun'dan sonra z harfi gelmiş. Kan okuyoruz. Ve ra harfinde kan okuyoruz. Kendin önce ötre gelmiş. Ve-nzur. İlel-izami. İ. İzami. Z hareketi peltekti. İzami. Biraz peltek çıkarıyoruz. Ama kalın harf. İlel-izami. Keyfe. Nunşizuhe. İki tane nun. Birinci nunun ötresi. İkinci nunun cezmi var. Nunşi. Nun sakinden sonra. Altı harften başka bir harf geldiği için ıhva olur. Şin harfi gelmiş. Ifa yapalım. Tutalım. Nun şizuhe. Nun şizuhe. Z keskin z. Zuhe. Sümme. Peltekse. Sümme. Mimin üzerinde şedde var. Misal malihunne. Nek sühe. Nek sühe. Meti tabi. Sümme tabi. Uzatma harflerinden vav gelmiş. Sebebi met olarak hemze gelmediği için metti tabi. Her de metti tabi uzatma harfinden elif gelmiş ama hemze gelmediği için birer elifi uzatıyoruz. Nek sühe lehme lehha lehme iki üstün olduğu zaman mim harfini çekeriz. Hangi harf varsa onu a diye çekeriz. Lehme mim ince harf olduğu için e sat kalın olduğu için sağ diye çekeriz. Burada mim gelmiş. Lehme. Felemme. Felemme diye tuttum. Niçin? Çünkü mimin üzerine nun harfinin üzerine şedde gelince tutulur. Misli malum ne olur? Felemme. Bir elif uzattık. Metti tabii. Tebeyyene. Lehu. Hu zamanı uzatıyoruz. Niçin? Burada vav yok. Uzatma vav yok. Niçin? Evet, şundan dolayı. H zamirinden önceki harfin harekesi varsa uzatılır. Lam var. Harekesi var mı? Var. Üstün var. Bundan dolayı hü uzatıyoruz. Lehu. Esre de olabilirdi. Ötre de olabilirdi. Lehu. Gale. E'lemu. Ayın. E'lemu. Ennallâhe. Nun üzeri şedde de var. Misyen malikunne. Allah lafzını kanlı okuyoruz. Çünkü ondan önce nunun üstünü var. Allah lafzını çekiyoruz. Çeker var. Ama H'yi çekmiyoruz. Çünkü H zamirinin özelliği şudur. Kendinden önce çeken bir harf varsa H zamiri çekmez. Ennallâhe. Ennallâhe. Ale. Lam meti tabi bir elif. Ale külli şeyin kadir. Nun veya iki eseden sonra kaf harfi gelince ıhva olur. Şeyin diye tutuyoruz. Kendinizden gelen bir ses ile bir saut ile tutuyoruz. Şeyin kadir. Rahibini sondaki ra'yı ince okuduk. Çünkü ra'dan önceki harfi esre ise ve esre çeker ise ra harfi ince okunur. Di esresi var, esre çeker var. Bundan dolayı ra harfini ince okuyoruz. Kadir. Kadir değil yalnız o Türkçe'de. Kaf harfi ga'dır. Kadir. Ennallâhe ale külli şeyin kadir. Dört elif uzattık. Mette arız yaptık. Sadakallahu'l-azim. Rabbim okumalarımızı kabul eylesin. Rabbim hata ve kusurlarımızı affeylesin. Rabbim neslimizi Kur'an okuyanlardan eylesin. Namaz kılanlardan eylesin. İnşallah böyle güzel dualar yapalım. Başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.